Merhaba. Gençler ve her zaman genç kalanlar. Evet, bir renkler programı daha başlamak üzere. Renkler programı bilindiği gibi ilginç konuları, sıra dışı insanları, ülkeleri, coğrafyaları anlatan bir program. Adı üzerinde renkler. Buradan da her türlü renk çıkarmak mümkün. Stüdyomuzda bugün Deha TV'de önemli bir konuğumuz var. Sevgili maraton adam. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun Ali Bey. Ali Bey, siz de çok renkli bir kişiliksiniz görebildiğim kadar. Ben sizi yeni tanıdım. Çal doğumlusunuz. Evet. Askersiniz. Evet. Asker, şu an emekli oldunuz. 2001'de emekli 2001'de oldum. Emekli oldunuz. Evet. Çok genç emekli olmuşsunuz. Koşullar onu gerektirdi biraz. Öyle mi? Havacısınız evet. Galiba. Havacıyım. O arada tabii ticari hayatımız falan da oldu. Havacılık genellikle askerden rahat olduğu falan söylenir. Öyle bir şey var mı? Önce işte jandarma en sıkıntılı çeken, arkasından piyade, arkasından özür dilerim. Belki siz ikinci rahatsınız. Önce gemiciler mi en rahat olan? Öyle bir şey vardır ya. Askerlik yapan arasında böyle bir şey dolaşır. Şöyle bir doğruluk payı var onun. Hava kuvvetlerinde teknik personel çok fazla. Kullandığı teknik alet edevat çok fazla. Onun için askerlik ikinci planda kalıyor. Yani yat kalktan daha önemli bir şeyler yapıyorsunuz. Teknolojiye hakim olmanız gerekiyor. Dolayısıyla sizin yaklaşımınız, sizin tarifiniz bence doğru yani. Askerlik biraz daha ikinci planda ama asker her zaman asker. Bunu bu şekilde yani. Hiç düşünmemiştik. Tabii haklısınız ama herhalde en konforlu gemiler mi olduğu söyleniyor, öyle midir? Daha rahat mı diyorlar? Onu benim şey yapmam, değerlendirmem çok zor. Çünkü öbürünü de yapmış olmak lazım. Ben karayı, denizi falan bilmiyorum. Hava kuvvetlerinin hatta tamamını da bilmiyorum. 1500 civarında branş var. 1500 yani, civarında tabii, var? Tabii. Bugün, sizin tam olarak branşınız nedir Ali Bey? Hava trafik benim branşım. Hava trafik. Ne yapıyordunuz? İlginç bir konuya benziyor. Hava trafik uçakların sevk ve idaresi havada. Kalkan uçaklar biliyorsunuz belli bir program içinde hareket ederler. Giderler, gelirler. Belli bir rotayı takip eder. Tabii asker uçaklardan bahsediyor. Uçak mı yoksa tüm hava taşıları mı? Tüm hava unsurları. Sivil veya askeri uçaklar kalkıştan önce hava unsurları, helikopterler de dahil yerden mutlaka referans alırlar. Onların bilgileri Türkiye'de hava kuvvetlerinin kontrolünde olan yerler var. Sivillerin kontrolünde olan yerler var. Oraya bilgi olarak aktarılıyor. Yoksa aksi halde önleme uçağı vardır üstlerde. 5 dakikada mesela onu önlemeye kalkarlar. Yani düşman uçağı olma olasılığı vardır. Önleme uçağı teyakkuzda bekleyen bir uçak öyle midir? Teyakkuzda bekleyen scramble uçağı falan diye tarif edilir o. Şimdi yerdeki insan kalkmadan onu bildirmez ise havada karmaşa oluşur. Düşman mı, yerli mi onu bilemezsiniz. Hepsinin bir şeyi vardır. Yani tanınma sistemi vardır. IFF denir ona İngilizce. IFF SIF diye bir sistem vardır. Dolayısıyla bizim uçak, yabancı uçağı tanımlamak için yerden kalkmadan, yoksa rastgele bir eğitim uçağı kalkıp Denizli'nin üzerinde veya Honaz Dağı'nın üzerinde eğitim yapamaz. Önceden planlanmıştır, ona göre eğitim yapar. Bir de konu açılmışken, tabii siz doğa sporcusunuz görebildiğim kadarıyla. Ben de nispeten öyleyim, işte paktosu kurduk falan filan. Bu arada Honaz'a hem yamaç başı uçtum ben oradan hem de farklı insanlarla tırmandık. Tırmandık belki yanlış olabilir Honaz için, çok teknik bir yer değil ama ciddi efor isteyen, ciddi güç isteyen bir dağ Honaz Dağı. Paktos'ta bildiğim kadarıyla baroyla beraber, denizli barosuyla beraber Nisan ayında bu tırmanışları, yürüyüşleri gerçekleştiriyor yine Honaz Dağı zirvesine. Tabi Honaz Dağı zirvesi 2571 metre ile herhalde Bursa Uludağ'dan Ege ve Marmara'nın en yüksek dağı. Uludağ'dan bile yüksek bir 50 metre de olsa da. Şimdi şaşırmıştım ve üzülmüştüm diyeyim kendi adıma, kişisel olarak söylüyorum bunu. Çünkü Honaz aynı zamanda Olimpos adlandırılan, işte Tanrı Zeus'un mitolojiye dönersek de doğduğu dağlardan bir tanesi. Bir mitolojik yönü de var ki Honaz kasabası çok eski bir yerleşim. İşte Kolazya, Honaz, M.Ö. bir 500 lira, 700 lira giden bir geçmişi var. 2500-3000 yıllık bir yerleşim var orada. Şimdi oraya tırmanırken işte endemik bitkiler var, yeşil var, muhteşem bir manzara var. Ve sonuçta oraya radar yapıldı. Yapılmasının sebebi nedir eğer sakıncası yoksa? Onun yapılması gerekiyor muydu? Kesinlikle gerekiyor. Öyle midir? Tabii. Benim branşım bir tarafıyla da radar. Radarla hava trafik kontrolü. O nedenle biraz bildiğim bir konu o.
Örneğin düşman uçağı gelir iken onu görmek için en yüksek irtifada olmanız gerekir. Hatta gelişmiş... Ama karasa iç bölge değil mi burası? Yani buraya gelinceye kadar sınırda ya da denizlerde bir sürü daha... Ben size şöyle söyleyeyim. Onun mesafesi 320 mildir. Yani Yunanistan'ın öbür tarafındaki uçağı bile görür burası. Görmesi gerekir zaten. Dolayısıyla diyorsun. Müdahale edemezsiniz zaten. Önceden görmen gerekiyor. Tabii önceden görmeniz gerekir. Orada onların ne yaptığını gördüğünüz gibi onlar da sizi görüyor. 320 mil yaklaşık 600 kilometre kuş uçuşu mesafeyi kontrol ediyorlar. Dolayısıyla burası çok önemli bir nokta askeri için diyorsunuz. Radarların tümü önemlidir bence. Hatta bunlarda biraz ölü nokta falan olur. Onları da başka unsurlarla kapatırlar. Bu da ilginç bir konu. Yani hava sektörü ilgisi. Peki hiç yamaç paraşütü falan denediniz mi? Yok, yamaç paraşütü denemedim. Ya da balon ona benzer bir denemediniz. Yok, denemedim. Belki de zaman bulamadınız. Yok, ona biz gelmedi. Bu konuya çok ağırlık verdik. Öyle mi? Evet. Şimdi burada tabii yavaş yavaş bakıyorum. Uzun bir geçmişiniz var, özgeçmişiniz var burada. İşte Selcan doğumlusunuz, Çallısınız. Tabii Çallı olmak da bir ayrıcalık mıdır, var mı? Öyle bir şey söylüyorlar. Hani Çallı'yla yılanı tavası, nedir o hikaye? Ben birçok yerde görev yapmış, birçok Türkiye'de insan tanımış birisi olarak çok fark görmüyorum. Her tarafta iyi veya kötü insan var. Ama Çalı insanı belirgin bir farkları var gibi geliyor bana. Bu çok okumasına olabilir mi? Yani bir Tavas'taki insanla, hadi Acıpayam'daki de Çivril'dekiyle bir fark sanki bende var gibi görebildiğim Ali Bey. Ben onu şöyle açıklıyorum, bilmiyorum ne kadar doğru. Çal geçimin zor olduğu bir yer. Geçimin zor olduğu yerde biraz daha insan uyanık olmak zorunda. Örneğin Aydın'dan çok fazla Türkiye boyutunda iş adamı çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü iki dönüm yeri olan insan... Hayatını idame ettirebiliyor. Evet. Ama siz Çallıysanız, geçiminizi idame ettirmek için veya Babadağlıysanız ki onlar çok daha başarılılar, hayata sıkı tutunmak zorundasınız. Hesabınızı iyi yapmak zorundasınız. Asıl yoksa eğitim, kış geçmez. Bir de eğitim de var ciddi anlamda. Ama onu tetikleyen ana malzeme o bence. Tabii ben Çal'ı şöyle biliyorum Ali Bey. Yani Çal işte bir yine mitolojiye dönersek işte günümüzden 2000 yıl önceki kurulan kentlere baktığımız zaman orada tarımın, şarabın, üzümün tanrısı olan bir kişi var. Nedir bu adı? Bilinen bir ad. Şu anda hatırlayamadım ben de. Dinazos. Dinazos adına, Dinazos polis adına. Aslında tarihi adı da farklı da. Neyse söyleyeceğim. Yani Çal, birden tabii, sorunca konu farklı. Ya, Ali Bey, yok rica ederim. Dinazos polis adına kurulmuş dünyadaki tek kent orası. Gerçi tam anlamıyla tam da çıkmadı nerede olduğu, yani şu anda tartışılıyor ama yani sonuçta Çal ilçesinin sınırları içinde bu yer. Veya Bekilli'de, Bekilli için sınırları bir yerinde, orada bir yerlerde. Yani dolayısıyla Çal önemli bölge. Yani tarih boyunca çok önemli bir bölge orası. Ve işte sizin oradaki o Menderes'e bakan muhteşem bir tapınak var mesela. Ben hayran kaldım. Yani o bölge işte Menderes'iyle, Çal çakırları olmasıyla muhteşem bir bölge gerçekten. Yani onun için bence biraz daha farklı bölge gibi geliyor insanıyla beraber de. Valla tarihsel derinliği farklı tabii. Yani birkaç yüzyıl önce Ege'nin en büyük ikinci pazarı Çal'da kuruluyor biliyorsunuz. Birkaç? Yüzyıl önce. Öyle midir? Tabii. Hatta şeyi pazar yerinin iptal olması falan daha yeni yani. İptal olması dediğim yani 60-70 yıl öncesine dayanıyor. İnsanlar, hatta orada özür dilerim. Yalnızca bir minare kalmış. Minare var. O pazar yeri miydi orası o zaman? Pazar yeri orası. Ege'nin adı neydi oranın? İkinci büyük pazar yeri. O minarenin yani olduğu yer. Tam ismini bilmiyorum sonra, yani. Evet. Ama Çal pazar yeri diye veya Demirci. Demek o kadar önemli bir yer diyorsunuz. Çok yani. Kesinlikle çok önemli. Sonra çıkar ilişkileri nedeniyle yakıyorlar pazar yerini. Ondan sonra orası şey oluyor. Bugünkü haline dönüşüyor. Yakıyorlar yani. Çal'da pazar kurulsun. Oradaki pazar yeri iptal olsun diye. Yoksa insanların orada pazar günleri konakladıkları, ticaret yaptıkları mekanlar falan var. Biliniyor da bunlar. Çok eski değil. Ben bu bilgiyi ilk kez duyuyorum sizden. Yani yeni vermiş oldum. Evet, o minarenin nedeni o. Pazar günü insanlar namaz kılsın diye orada cami varmış. Onun minaresi o. Hatta biraz daha yaşlı olanlar orayı yakanları falan neredeyse biliyorlar yani. Peki bu Çallı ile Tavas olayı nedir? Yılan hikayesi. Gerçek anlamda öykü nedir? Var mıdır öyle bir öykü Ali Bey? O Türkiye'nin birçok yerinde anlatılıyor. Anlasın da böyle. Malatyalılar işte kendileriyle ilgili anlatıyorlar. Kayseri'ye varıyorsunuz, Kayseriler. Öyle midir o? Evet, onun için. Tavas özgü, yani, Çal özgü bir şey değil. Kendilerini kibarca övmek için insanlar bir şey oluşturuyorlar. Evet.
Şimdi siz askerlikten emekli oldunuz. Daha sonra da herhalde ticaret mi yaptınız Kayseri'de? Ticaretle uğraştım, evet. Ne uğraştınız? Bir de Kayseri olmasının sebebi nedir? Benim son görev yeri Kayseri. Hmm. 22 yıl kaldım ben. Nasıl geçti? 22 yıl Kayseri. Ben çok sevdim. Ben her sene gidiyorum. Hatta daha dün gene orayla ilgili bir irtibatımız oldu. Her gün görüşürüm aşağı yukarı. Ne tür ticaret yaptınız orada? Hırdavat ve boya işi yaptım. Sonra kapatmak zorunda mı kaldınız? Yok, kapatmadım. Devrettim, geldim. Benim dükkan halen çalışıyor. Çok yoruldum. Çok yorucu bir iş o. Ticaret genel olarak yorucu bir şey. Hatta biz biraz da ölçekli yaptık yani işimizi. Hmm. Benim kendi markalarım falan vardı orada. 4 tane marka ürettim ben, boya markası. Tabii ki de öyle. Ulusal ölçekte değil ama yerel ölçekte yaptık yani. Oranın öbür tarafından Maraş'a, Kars'a kadar falan boya sattığımız oldu. Tabii ki de öyle. Orada piyasayı sektörümüzde etkiledik. Hala benim dükkan çalışıyor orada. Beni devrettiğim yerden. Perakende mi, toptan bazlı mı yapıyorsunuz? Perakende, toptan karma oldu. İkisi beraber yapıyorsunuz. Evet, hatta şöyle söyleyeyim. Ulusal yayın yapan televizyonlara falan reklam verdiğimiz oldu. Maç önü reklamları verdik. Aynı zamanda çok ünlü bir iş adamı oldunuz neredeyse, değil mi? Yok, tam o kıvama getiremedik. Çünkü çok yoruldum. Bırakıp geldim ben. 10 yıl kadar falan devam etmemiş oldum. İyi yapmışsınız. Ticaret çok zor gerçekten. Ama şey yaptık yani. Yıpratıcı bir süreç. Bir de ben yalnızdım. Yanınızda elemanlar var, siz biliyorsunuz. Hı hı. Onun güçlükleri falan var. Hem perakende hem toptan falan olunca ortalık karıştı. Bir de ben Kayseri'nin olması benim için şöyle bir ilginç. Kayseri'de Kültepe diye bir yer var. Burası 4000 yıl önce Suriye'den ya da Mezopotamya'dan tüccarlar geliyor. Orada bir ticaret kenti, Karum denilen ticaret kenti oluşturuyorlar. Sanki ben Kayserili iş adamının, Kayserili insanının bu kadar ticarette başarılı olmasını da ben genetik kodlara bağlıyorum. Yanılıyor muyum acaba? Onun bence siz çok doğru söylüyorsunuz. Kaniş Karum'undan devam gelen ve sonra orada ciddi bir Ermeni nüfus var. Hı. Onların da tetiklediği, günümüze aktarılan bir bence şey var. Kültür hattı var. Bir gen var orada. Tabii o kültür hattı, o gen bugün de çalışıyor. Bir de demin dediğim konu sanki çok önemli gibi geliyor. Nedir? Mesela Kayseri'de de doğa çok serttir. Yani şimdi ben -28-30 dereceyi biliyorum orada, gördüm. Şimdi siz iyi hayata tutunmazsanız, sıkı tutunmazsanız, iyi iş yapmazsanız mutlaka yenilirsiniz. Onun için güçlü olmak zorundasınız yani orada. Evet. Dediğiniz çok doğru çünkü ülkemizde ya da kentimizde başarılı insanlara baktığımız zaman bu genellikle hep dağlık, genellikle tarım olanakları zayıf olan, ulaşımı güç olan yerlerde daha başarılı insanlar çıkıyor. İşte bir kalede belki, Babadağ'da öyle, Kayseri'ye bakıyoruz, Akseki'ye bakıyoruz yine aynı şekilde. Yani toprağın çok az olduğu yerler bunlar. Kesinlikle genelde. Şöyle örneklendirilebilir bu. Hatta pazara gittiğinizde orada bizde olduğu gibi, İşte bir kilo tartarken 1,5 kilo olarak koymaz Kayserili ürünü. Çünkü yetiştirmesi zordur yani, akıldır. Veya almış Antalya'dan getirmiş satıyordur. Ama biz de işte Denizli Ovası'ndan getirmiştir, Acıpayam'dan getirmiştir. Kendi ürünüdür. 1 kilo diye tartar, aslında 1,5 kilodur. Pazarlık etsen indirim de yapmaz ama sistem öyle çalışır. Çünkü kolaydır burada biraz daha. Aydın'a gittiğinizde daha da kolaydır bence. Yaşamın güçlüğüyle de ilintili o. Evet, Ali Bey, tabii şimdi biz bunlar hayatın içinde olan şeyler, işte meslekler, işler, hayat bir şekilde gelip geçiyor, belli bir yaşa geliyoruz, işte aile, çoluk çocuk derken bakmışsınız yaşlar gelip geçmiş. Şimdi siz çok az insanda benim rastladığım bir özelliğiniz var. Siz ultramaraton koşuyorsunuz. Nasıl başladı bu iş? Hasan'cığım bir görüntüle verelim mi Ali Bey'in? Ben zaten doğal olarak Çal Selcen'de doğmuş bir kişi olarak biz hayatımızda hep fiziksel aktivitenin içinde olduk. Ortaokul, liseyi yürüyerek gidip gelip okuduk. Uzak mıydı okul Ali Bey? Çal Selcen arası 3 kilometredir. 3 kilometre gidip 3 kilometre geliyordunuz. Kesinlikle yani. Şimdiki çocuklar yani 500 metreyi servisle gidip geliyorlar. Hayattan kopuk, insandan kopuk, nasıl bir şey yani? Hatta olayı vahimleştirmek istemem de bizim dönemimizde giysi donanımı falan böyle değildi. Benim astsubay oluncaya kadar pardesüm olmadı örneğin. Botum olmadı yani. Hem giyim kuşam azdı, hem mesafe var. Mesela karda kışta evi bulacaksın, evden okulu bulacaksın falan. Dolayısıyla bu insanı hayata karşı sertleştiriyor. Sonra arkasından asker olunca zaten doğal olarak sporun içindeydik biz. Emekli olunca iş hayatına girmezden önce bir sene kadar bisiklet yaptım. Sonra biraz iş
Bisiklet yaptım derken yani... Bisiklete bindim. Bindiniz. Gruplarla beraber hareket ettiniz bisiklette. Çünkü, yok, yalnız bireysel. Yani nerede? O kadar Kayseri'de. Kayseri'de yaptınız. Bireysel oldu. Koşu sporundan yalnız ben hiç kopmadım. Yani astsubay olduğumda da koşuyordum. Bıraktığımda da koşuyordum ama ticari hayat başlayınca biraz rölantiye almıştık. Sonra buraya gelince yürüyüşe başladım. Baktım arkadaşlar koşuyor. Tekrar koşmaya başladık biz de. Bu sefer de hedefi büyütmeye başladık başka şey olmayınca. Burada işte Paktos gibi farklı yani onun gibi böyle doğa kuruluşları var. Doğa dernekleri hiç böyle ilişkiniz oldu mu onlarla? Onlarla ilişkim olmadı. Bizim olmadı. Çünkü kategorimiz biraz daha farklı. Daha farklı. Biz zamana karşı sürat yaptığımız... Şimdi istersen önce bir maratondan bahsedelim. Maraton nedir öncelikle? Oradan da ultraya geçelim. Ali Bey. Maraton Yunanistan kökenli bir spor dalı biliyorsunuz. Mesafesi normal maratondan bahsediyoruz. 42.195 metredir. Yani Pamukkale neredeyse iki kere gidip gelmek gerekiyor. Yani evet, mesela Pamukkale yarım maratonu koşuluyor. Yarım maratonu senedir ben de koşuyorum. Öyle mi? Mesafesini ben size söyleyeyim. Denizliler iyi bilecekler. Pamukkale'den çıkıyoruz. Göletin yanından. Korcuğun bitiminden bu tarafından geri dönüyoruz. Tekrar gölette bitiyor. Yarım maraton tamamlanmış oluyor. 21.100 metre gibi. Peki konu açıldı. Ne durumda? Kaç kişi katıldı? Ne yaptınız Ali Bey orada? Burada mı? Bu sene ben katılım rakamını tam bilemem. Ben zaten bayağı bir insan vardı değil mi? Yani bir vardı. 100'e yakın mıydı? Vardı. Yani. Burada şöyle çok iyi bir organizasyon vardı. Pamukkale maratonunda, yarım maratonunda diyelim. Yarım maraton. Pamukkale Belediyesi'nin düzenlemiş oldu. Pamukkale Belediyesi düzenliyor. Bir de ödül kategorilendirmesi falan çok iyi oldu. Yabancılar da var mıydı? Yabancılar vardı. Yabancılar vardı. Hatta ilk sıraları onlar aldı. Çünkü burada ödül fena değil. Ben antrenman... Ne vardı ödül aklınızda mı? Yok, rakamları bilmiyorum. Para ödülü müydü? Para ödülü var. Evet. Tüm kategorilerde para ödülü var. Ben hatta biraz antrenman gibi koştum. Çünkü ondan bir hafta önce Bulgaristan'da koştuk biz. Tam maraton. Bu yarım maraton biraz onun üzerinde şey oldu. Cila atmak gibi oldu. nasıl? Yani kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 6 yıldır falan yapıyorum. Yani biraz daha yüklenerek yapıyorum diyorum ya, ben hiç kopmadım aslında. 6 yıldır yapıyorsunuz. Peki genelde bizim insanımızda şey var yani belli bir yaştan sonra atıyorum 50 yaşından belki hatta bunu 40 yaşa belki çekmek bazen çekebilir. Ya kardeşim işin mi yok senin yani işte git evinde işte emekliliğin tadını çıkar. Sizde bu farklı bir şey mi Ali Bey bu? Niye böyle oldu sizde? Ben hayatımın hiçbir döneminde böyle evde oturmadım desem. Nasıl olur bilmiyorum. Oturmadım ama yani. Hanım bu durumda zaman şikayetçi miydi? Nasıl da abi yani? Yok, o konuya değil. Girmeyelim mi? Girelim mi? Değil. Evde kalmadan nereye gidersen git miydi Ali Bey? Fırsat olmadı onun bana laf yani. Söylemesine. Çünkü eşin çalışıyor muydu hanımefendi? Çalışıyordu. Şu anda emekli ama şey değil yani. Hiç onun bana laf söylemesine fırsat vermedim ben. Hatta bir dönem şimdi konumuzun içinde değil ama Kayseri'de bir dönem emeklilikten sonra bisiklete bindim dediğim dönem siyasetle ilgilendim. Hangi parti sorabilir miyim? Liberal Demokrat Parti. Öyle. Çubuğu, tabii. Asabı bozulanların partisi miydi? O partinin İç Anadolu bölge örgütlenmesinde falan bulundum. Besim Çubuk'la falan şahsen o dönem tanışıklığımız vardı. Sonra tabii o Kıbrıs'a bıraktı gitti de. Şunun için söylüyorum. Yani ben pek boş durmadım. Ondan sonra işte orayı siyasi baktık, iş parayla ilintini vesaire bizim dediğimizi toplum kabul etmiyor. Bir karşılığı yok. Bu sefer ticari hayata başladık. Sonra buraya geldik o bitince. Bu sefer abi, buradan devam ediyoruz o zaman şimdi. Bir iki dakika ara veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Evet, kaldığımız yerden ultramaraton koşucusu, ultramaraton yarışmacısı hemşerimiz Ali Karagündüz'le konuşmaya devam ediyoruz. Ali Bey, maraton dedik ki 42 kilometre 195 metre. Evet. Müthiş bir rakam. Hı-hı. Nasıl hazırlanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Ya bu şey hiçbir başarı kolay gelmiyor. Özellikle maraton gibi. Ekrana görüntü verebiliriz arkadaşlar. Bir spor yapıyorsanız mutlaka iyi hazırlık gerektiriyor yani.
mental olarak da iyi hazırlanmanız gerekiyor. Fizik olarak da iyi. Yani bu işin bir de fiziğin yanında bir de kafaca yani kesinlikle. Yoğunlaş nedir yani mental hazırlanmaktan kasıt veya siz nasıl hazırlanıyorsunuz Ali Bey? Mesela normal haftalık bir kere en az 3 veya 4 gün koşuyorsunuz. Bunun antrenman bir programı var. Yoksa rastgele koşarak da... Koşu derken özel bir yer var mı? Koşu, dağlık ve fark etmiyor mu? Hangisinde neredeyse fırsat olursa... Şimdi o hangi koşuyu yapacağınıza bağlı. Yol koşusu yapacaksanız, düz yerde koşacaksanız mesela işte Frankfurt gibi, Bulgaristan gibi veya bizim Pamukkale gibi onun çalışması... Şu an Frankfurt'ta görüntü var öyle mi? Evet, Frankfurt maratonundan bu görüntüler. Bunun çalışma şartları ayrı. Ultra maraton yapacaksanız, bu işi dağda tepede yapacaksanız, sizin de bir kısmını bildiğiniz bir şey o. Onun çalışma koşulları farklı. Hı hı. Çünkü vücudun mekaniği farklı çalışıyor. Hatta uzun süreli koşullarda bence kısmen maraton da ona giriyor. Eğer siz kafa olarak hazırlanmadıysanız, bitirmeniz biraz daha sıkıntılı bir sürece gidiyor. Şöyle bir mantık var şeyde, uzun mesafe koşullarında. İyi bir kafa, kötü bir vücudu hedefe götürüyor ama kötü bir kafa, iyi bir vücudu hedefe götürebilir. Bu kadar önemli diyorsunuz. Bu kadar kafaca önemli. Hazırlanmak. Kesinlikle çok fiziksel önemli. Fiziksel olarak, yani ruhsal olarak hazırlanmak diyorsunuz. Çünkü şeyde yani bir süre sonra işte 50-60 kilometrelik koşullarda ya ben bu işe niye geldim, niye çıktım bu yola, bırakayım mı falan diye onu yenmek zorundasınız işte. Bizim, özür dilerim, dağa çıktığımızda böyle olur. Yani o kadar perişan hale gelirsin ki ya benim ne işim vardı kardeşim, pazar günü keşke gelmeseydim ama oraya çıkınca zirveye her şeyi unutur. Çok büyük bir keyif alarak devam edersin. İki dakika sonra tekrar yeni program. Bundan sonra nereye gidelim, nereden başlayalım? Aynen, evet, siz hazırlamadan yalnızca koşu mu yapıyorsunuz? Herhalde şu da önemli değil mi Ali Bey? Yani bu tür çok yüksek kondisyon ve sizin dediğiniz gibi ruhsal hazırlanmak gereken işlerde vücut yapısını da iyi bilmek gerekiyor herhalde. Yani sizin gücünüz, sınırı nedir? Ruhsal veya mide nasıl çalışıyor? İşte beslenmeye ilgili falan. Çok iyi bir bilgilere sahip olmak gerekiyor herhalde. Zaten koşu sürecine girdiğiniz zaman antrenman, mental hazırlık ve beslenme vesaire gibi faktörlerde bilinciniz gittikçe yükselmeye başlıyor. Piramit gibi bir nevi yani. Hı hı. O şey sivri uçtan içeri giriyorsunuz, olay genişlemeye başlıyor. Sizi daha her yönden zenginleştiriyor. Dolayısıyla her şeye dikkat etmek zorundasınız. Yoksa hemen sakatlanıyorsunuz. Veya istediğiniz hedefe istediğiniz zaman bir de yani ruhsal olmanın bir bakıma yani hem maratonu istediğiniz sürede bitiriyorsunuz ya da hem de sakatlanmanın önüne geçiyorsunuz ruhsal olarak. Bunun kesinlikle, öyle bir etkisi de var tabii, diyorsunuz. Tabii. İyi antrenman yapmazsanız sakatlanırsınız kesin yani. Hiç antrenmanda şey tabii günler öncesinden belki haftalar aylar öncesinden hazırlanmak gerekiyor bu işe. Kesinlikle yani. Hatta sürekli yıl boyu koşuyorsanız ki biz öyle koşmaya çalışıyoruz. Hiç bırakmayacaksınız o zaman. Peki, gerçi şimdi oraya geleceğiz ama gördüğüm kadarıyla hem yurt içinde hem yurt dışında birçok yarışmaya katılıyorsunuz. Para işini nasıl çözüyorsunuz? Bu kendi kaynaklarımızla. Tamamen kendi bütçenizle. Kendi zorluyor mu? Aile bu işe karşı çıkıyor mu biraz? Ya normal insanları zorlayabilir. Benim biraz ekonomik yapımda sıkıntı yok yani. Biz İyi biraz maşallah. Şey yaptık. Tebrik ederim sizi. Stoklarımız fena değil bizim. İyi ticaretin maşallah. Falan o anlamda bize faydası şimdi, oldu. Şimdi maraton 42 kilometre 195 metre. Ultra evet. Maraton nedir? Ya da bunun başka çeşitleri var mı Ali Bey? Bunun üzerindeki tüm mesafeler ultra maraton. 42.195'e kadar. 50 kilometre ise ultra. 100 ha bu standart yok bu işin maraton gibi diyorsunuz. Yani siz maratonun üzerine çıkmış oluyorsunuz. Kaçar kilometre katıldınız ve hangi ülkeler katıldınız onları bir alalım mı? Abi? Ben iki tane normal yol koşusu olarak 42.195 metrelik maratona katıldım. Bir Almanya'da, Frankfurt'ta katıldık. Bir de Bulgaristan, Filibe'de katıldık. Filibe, oranın eski adı Türk, Bulgarlar kızıyordu o Türkçe söylediğiniz zaman. Filibe'nin Türk adı varmış, adını unuttum ben şimdi. Evet, aklıma geldi. Orada katıldık. Ondan sonra yurt içinde Bulgaristan, Erzurum'dan Bodrum'a kadar aşağı yukarı her yerde koştuk. 6 yıldır İstanbul'a kadar. Takip ediyorsunuz. Tabii. 10-15 tane yarış koşuyoruz her sene biz. Ya Ali Bey çok ilginç gerçekten. Şimdi benim bile iştahım geldi diyebileceğim. Tabii bunun için kalp başta olmak üzere sağlam bir vücuda sahip olmak gerekiyor mu? Kesinlikle. Gerçi en son... Şimdi aklıma geldi. Erzurum'da Atatürk koşusu yapılırken 80 küsur yaşında bir amca koşarken öldü. Hatta 90, 85 miydi? 88 miydi? O da sizin gibi sürekli bu tür koşulara katılıyor ama tabii Atatürk adına diyor ben her zaman varım demişti. Ankara'daki koşuda. Ankara'da mıydı? Özür dilerim. Ankara'daki koşuda.
Ankara'da koşuda olduğu olay. Baya yaşlı bir abiydi değil mi? Şahsen de tanıyorum. Öyle fotoğraflarımız mi? Falan var. Abi. Hatta o var ya, eğer ölmeseydi Amerika'ya maraton koşmaya gidecekti. Kaç yaşındaydı? 80'in üzerindeydi. Ben rakam unuttum ama. 85'in üzerinde bir rakam hatırlıyorum. Evet, üzerindeydi. Maşallah. Üzerindeydi. Ben şahsen tanıyorum. Maratonlara geliyordu o. Hatta birisini de ayartmış yanında. Biz Amerika'ya gideceğiz falan diyordu. Peki o zaman Ali Bey, şimdi siz yaşını söylemeyeyim ama yani 50'li yaşlardasınız siz. 60'lardayız. Öyle mi? Maşallah gösteriyor. Maşallah. Ya demek ki herhalde koşunun bir de böyle bir yararı var. Evet. Gerçekten çok iyi gösteriyorsunuz. Maratona genellikle yaş profili olarak belli bir profil var mı? Yani ağırlıkta 30, 40, 50 nedir durum? Yani ultra maratonlarda bir kere yaş avantaja da dönüşüyor. Tabii 80 yaş biraz daha handikap olabilir ama 50-60'lı yaşlarda çünkü güç kontrolünü iyi öğreniyorsunuz. Yapılan istatistikler var. 50-60'lı yaşlardaki insanlar doğada daha az düşmeye başlıyor. Siz belki biliyorsunuz o konuları, bence biliyorsunuzdur. Benden iyi bildiğinize eminim. Vücut kontrolünü iyi yapıyor. Ondan sonra ultra maratonlar için söylüyorum gene. güç kontrolü çok önemli olduğu için gençler ilk etapta çıkıyor. 10 kilometre, 20 kilometre ondan sonra kesiliyor. Onların falan planlamak biraz yaşla avantaja dönüşüyor. Ama maalesef bizim ülkemizde normal 42 kilometrelik maratonu bitiren insan sayısı 1500 kişinin altında. Evet. Normal 42 kilometre 195 metreyi bitiren 1500 kişinin altında. 1500 dünyada bu durum çok mu farklı böyle söylediğinize göre? Kesinlikle çok farklı. Mesela Frankfurt'ta benim katıldığım koşuda... Çünkü çok yüzlerce, binlerce insan görüyorum burada neredeyse. 28 bin kişi katılıyor evet buraya. Müthiş bir sayı gerçekten. Ya bu bir de müthiş bir sayı. O kadar çok iyi. Yani Berlin'de var, işte Paris'te var vesaire. Almanya'da çok fazla var. Batı'nın gelişmiş ülkelerinin tamamı da var. Biz bu işin bilincine varamadık bence. Bu çok konforlu bir şey yani. Bence koşmak o kadar konforlu ki insanı gençleştiriyor. Terlemenin konforunu yaşıyorsunuz ya. Bu çok kolay elde edilebilecek bir şey değil. Kahvede oturuyorsun abi. Akşama kadar böyle kendini yıpratıyorsun. Şimdi dağa çıkıp inseniz siz iyi biliyorsunuz. Terliyorsun. Ne kadar konforlu bir şeydir değil mi? Onun üzerinde duş almaz. Tahmin ediyorum sizin söylediğiniz emek işleri hariç herhalde terlemeyi de unuttular galiba, tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu da sağlıksızlığa doğru, şişmanlığa doğru giden bir yol herhalde. Tabii. Hem fiziksel hem mental açıdan değil mi? Ali Bey, konu açıldı. Yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. İşte mesela biz Paktos'un işte kurucularındayız. Ali Bey, işte Paktos'tan sonra da bir 7'ye yakında Doğa Derneği kuruldu bu tür doğaya çıkan. Ve ne yazık ki işte Denizli'nin nüfusu, toplam nüfusu 1 milyon ve Denizli gerçekten muhteşem bir yer. Yani kalıntılarıyla, geçmişiyle, doğasıyla olağanüstü bir yer. İşte ormanıyla, dağıyla müthiş bir yer. Yani ben kendim adıma, yani kendi gelişmemi Paktos'a borçluyum ve buradaki tanımaya, bilmeye borçluyum. Yani bu çok önemli. Ne yazık ki bizim insanımız yani bu tür şeylere önem vermeye de böyle bir kültürüm yok. Yani bunu nasıl aşabiliriz bilmiyorum Ali Bey. Çok ciddi bir sorun bu. Vallahi bu tam parasal da değil. Siz beni programa çağırdınız. Vallahi bu konuyu söyleyeyim diyordum. Unutmuştum. Siz iyi ki söylediniz. Abi bu kadar şey olmaz ya. Bu kadar bizim ayağımızda ya. Ben evden çıkıyorum, 500 metre sonra dağ başlıyor. Hem de güzel yani dağ. Öyle şey değil. Sıradan bir yer değil yani. Yemyeşil, harikulade dağlarımız içine var. İçine girdiğiniz zaman cennet gibi yerlere girmiş oluyorsunuz. Bence insanlar fırsatı kaçırıyor. Bu bilgi birikimi nasıl sağlanır, ne zaman olur bilmiyorum. Yani kamunun falan tabii bunu desteklemesi lazım. Ama Denizli'de yol koşusu içinde mesela Albayrak'taki stadyum muhteşem, mükemmel. Günler saati gece 10'a kadar açık, gidip çalışabilirsiniz yani. Yine burada Çeşmeler yolu var Çamlık'taki. Muhteşem bir yol. Yani, muhteşem bir parkur yani. Ben haftada 2-3, geçen hafta 3 defa çıktım oraya. Tanıştığımızda da orada. Ali Bey, bunu söylemek zorundayım ama biliyorsunuz o yol Paktos'un sayesinde yoksa şu an Paktos buna itiraz etmeseydi, mahkemeye vermeseydi şu an orası bir caddeydi ve arabalar vızır vızır geçiyordu Ali Bey. Şimdi tabii bu gerçekten benim de çok üzüldüğüm bir yer. Yani insanların doğaya çıkması, ben biraz herhalde galiba kenti yönetenlerin ya da ülkeyi yönetenlerin bunu gerçekten benimsemesi gerekiyor herhalde. İçselleştirmesi gerekiyor, örnek olması gerekiyor. Yoksa bizim insanımız bunu çok seviyor çünkü. Büyük insanlar eğer bunu yapıyorsa kendileri de onlara bakıp yapmaya başlıyor. Sanki biraz da burada gibi gözüküyor Ali Bey. Ben şimdi yerel yönetimlerle ilgili eleştiri yapsam insanlarda ne kadar etkili olur bilmiyorum da çok eğilim göstermiyorlar.
Mesela çok basit sıradan şeyler yapılıyor. Bu o kadar ekonomik olarak büyüklük falan da gerektirmiyor. Yani koşu organizasyonları. Bedava yedin neredeyse. Bedava yani çocukları motive edeceksiniz. Hem onların işte gelecekte sağlık harcamalara düşecek vesaire, daha kaliteli, daha nitelikli, birikimli insanlar, işte Gülnur Tumbat gibi insanlar çıkacak. Everest'te çıkan bir hanımefendiden bahsediyoruz. Amerika'da öğretim üyesi Gülnur Hanım. Everest'te çıkan ve Denizli hanımefendi. Umarım belki bir gün onunla da böyle bir program yaparız. Ya şimdi Ali Bey, tabii bir tek olay kişisel sağlık da değil. Şimdi doğaya çıkan insan, doğaya tanıyan insan, yani kuşları tanıyor, börtü böceği tanıyor, kentini tanıyor, kendini tanıyor. Bir sürü yararı var bu işin. Yani dolayısıyla mutlaka bunu yapmak gerekiyor. Bir herhangi bir ayakkabı bile yeterli bu işin. Yani ekstra bir donanıma da gerek yok Ali Bey yani. O kadar önemli ki dediğiniz konum, doğaya çıkan insan kendini dinlediği için hayvanın, bitkinin farkına varıyor. Kesinlikle şehirde yaşayan, şehrin dışına çıkmayan insandan çok daha saygılı oluyor. Canlılara, canlı her şeye. Daha merhametli oluyor. Kesinlikle yani. Ve doğanın, ben açıkçası yani istemiyorum yani doğaya müdahale ya da en azı olsun istiyorum. Yani bir işte seyir tarısı yapıldı, teleferik yapıldı. Yani sonuçta orada da, oradaki yaşayan hayvanların da orada hakkı var. Bizden hakkı olduğu kadar bunu çok iyi bir dengeye getirmek gerekiyor. Çok dikkatli yapmak gerekiyor bu işte. Doğaya mümkün olduğu kadar az müdahale etmek gerekiyor diye düşünüyorum Ali Bey. Yani çok çok önemli ya. Bir de biz yerel olarak bu bölgede doğayı çok kötü kullanıyoruz. İşte ben şehrin ayak basmadığım yer yok Yenişehir'in yukarılarında. Yani getirip arkadaşlar yiyip içiyorlar orada. Olduğu gibi bırakıyorlar ya. Çok of, vicdansız. Apayrı bir çok sorun. Çok vicdansız. Apayrı yani bir çok, sorun. Yani ne denir bilmiyorum ki. Biz, ben arkadaşlarımdan neden da böyle biliyorum. Sizi de aynı konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Ya karıncayı basmayız biz ya bilinçli. Doğaya yani, ayak izimizden başka hiçbir şey bırakmayız. Hiçbir şey. Hiçbir şey ama. Çok temel bir şey. O da ne yazık ki hem kentimizin hem ülkemizin çok temel bir sorunu, her şeyi kirletiyoruz büyük bir hızla. Bu ultra maratonlarda siz tabii usulü belki bilmiyor olabilirsiniz. Bardak taşıma zorunluluğu var biliyor musunuz? Doğaya hiçbir şey attırmazlar. Eğer iki kişi sizin attığınızı söylerse diskalifiye olursunuz yarışta. Yani kendi bardağını kendiniz taşıyorsunuz. Kendiniz taşıyorsunuz. Harika bir şey ya. Hmm. Harika bir şey. Kesinlikle vermezler. Bak çok önemli bir gerçekten bu. Ali Bey, ultramaratonda en fazla, en çok kaç kilometre koştunuz? 60 kilometre. 60 kilometre koştunuz. Koştuğunuz yerleri bir daha bir söyler misiniz? Nerelerde koştunuz? Yurt dışı olarak. Yurt dışı Almanya'da, Frankfurt'ta koştum. Bulgaristan, Filipo'da koştum. Yurt içinde de her yerde koştuk ya. Hangi birisi sahip ki? Gerçekten önce Erzurum'dan Bodrum'a kadar dediğinize İstanbul, göre. Erzurum, mesela Erciyes'te iki kere koştum. Bu sene hatta Avrasya koşusu yaptınız mı? Derecem'de var. Koştum. İstanbul'da da koştuk. Bodrum'da mesela üçüncü dönemdir koşuyoruz. İşte Efes ikinci bu sene üçüncüsüne gideceğiz. Önümüzdeki ayın 10'unda, Şubat'ın 10'unda şey var. Manavgat var 70 kilometrelik gene. 70 kilometre. Tabii tabii. Denizli'den hatta çok geniş bir ekip olarak katılacağız. Yani herhalde bir 15 kişi falan var. Tebrik ederim Ali Bey. Ali Bey, sizin bir de bir yönünüz daha var. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat bölümünü bitirdiniz ama şu anda öğrencisiniz galiba. Biraz bir konuşalım mı bunlardan? O biraz özel bir konuya giriyor da Pamukkale Üniversitesi işte sanat tarihi bölümü öğrencisi. Neden sanat tarihi? Eskiden beri benim bir ilgim var bu alana. Yani sanat dergilerinin bir dönem 80'in başlarında tamamını alıyordum. Hürriyet Gösteri'den Milliyet Sanat'a, Yasko Edebiyat'a, siz bileceksiniz. Onların tamamını. Ben o kadar yaşlı değilim Ali Bey, bilmem bunları. Şaka diyorum abi. Biliyorum maalesef, biliyorum abi. Şey, isim olarak bilirsiniz. Biliyorum, entelektüel biliyorum. Olarak bilinecek şeyler. Evet, zaten evet. Onlar evet, şey değil, çok eski evet. Şeyler de değil. Onların tamamını alıyordum ben. Peki Ali Bey, sanat tarihine işte duyarlı bir insansınız, meraklı bir, ilgili bir insansınız. Gittiniz, şu an ikinci sınıfta okuyorsunuz, döneminiz bitti, ikinci döneme başlayacaksınız. Ne umdunuz, ne buldunuz sanat tarihiyle ilgili olarak? Valla beklentilerimi karşıladığını söyleyemem ama okuma etkinliği benim hayatımın bir parçası, o nedenle kendimi tatmin etmek için çabalıyorum yani. Şey, herhalde sizin yaşlarda başka öğrenci var mı? Yok. Bu da başkanından daha yaşlıyım. Size ne diye hitap ediyorlar? Ali Bey diye hitap ediyorlar.
Siz onlara hocam. Evet. Ben de işte size daha önce söyledim. Ben de ikinci sınıfta bıraktım. Açıkçası bende bir hayal kırıklığı yarattı. Diğer bölümü çok fazla bilmiyorum. Ama bu bölümde gerek öğretim üyelerinin niteliği, gerekse kendi aralarındaki iş çekişmeler, gerekse bölüm başkanının kifayetsizliği gerçekten. Bende büyük bir şaşkınlık ve ne yazık ki hayal kırıklığına yol açtı. Hatta öğrenciler işte orada yeni başladığımızda bir hanımefendi hoca sordu. Bu bölümü kaç kişi isterek seçtiniz dedi. Biz 90 kişiyiz. Gündüz bölümünde 90'da ben ikinci öğretim 90'da o var. 180 kişiyiz. O 90 kişinin içinde bir ben kaldırdım isteyerek bu bölümü seçtim diye. Bir de kız çocuğu kaldırmış, iki kişiydik. 88 kişisi kazara kadere gelmiş. Tabii bu bölümden ne olabilir, ne beklenebilir? O da ayrı bir işin boyutu ama bende ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Bunu ne yazık ki söylemeden de geçemeyeceğim. Umarım düzelir. Şu anda üniversite mezunu hale getiriliyor insanlar bence. Meslek sahibi falan yapılmıyor. Çok fazla bir birikim de yok. Yani şimdi bu alanda bana insan lazım olsa bu bölümü bitirenlerden kaç kişi alınacak nitelikte eleman olur onu bilmiyorum yani. O kadar çok aksaklık var ki hatta ben bir bölüm başkanına, bizimkine değil de geçenlerde bir ay önce o bizim, ben ek ders olarak alıyorum onun dersini, ona söyledim. Düzelmez burası dedi ya. Düzelmiyor dedi yani. Tabii bu ülkemizde temel bir sorun. Üniversitenin bilim yapmasına geliyoruz. Tabii bu koşullarda nasıl bilim yapılır? O da apayrı bir konu herhalde. Konunun önemli parçasından yani, bir tanesi de bu herhalde. Benim mezun olduğum dönem, ben 80 öncesi liseden mezun oldum. Benim lisede sahip olduğum özgürlük ortamı şu anda üniversitede yok. Öğretmenlerin kafa yapısı neyse ona göre öğreniyorsunuz. Soru sorulmuyor yani. Soru sormak, hele bir böyle bir onların düşüncesinin onların düşüncesinden farklı, onların düşüncesinin dışında bir şey söylemeye falan kalkarsanız çok iyi değil. Yani. Siz söyleyebilirsiniz tahmin ediyorum. Yaşınızdan ve birikiminizden dolayı. Valla ben de çok söylemiyorum. Sıkıntılı yani. Şeyi ortamı değiştirmeniz mümkün değil ki. Evet. Ya orada olsa olsa kendiniz sıkıntıya düşersiniz. Yani lisenin bir yukarısı gibi. Lise 5. sınıf gibi. Bizim dönemimizde lise bundan özgürdü. Lise özgürdü diyorsunuz. Tabii öğretmen geliyor şimdi üniversitede. Birçok bölümde öyle olduğunu tahmin ediyorum. En azından bizim bölümde öyle. Ya askerlikte o kadar sıkılık yok. Çok ilginç. Peki Ali Bey, şimdi sizde askerlik var, sizde iş adamlığı var, sizde sporculuk var, sizde doğa ve çevre bilinci var, aynı zamanda öğrencisiniz, üniversite öğrencisiniz. Sizin, bence bir rol modelsiniz aslında siz Ali Bey. Yani benim görebildiğim Denizli insanı için, Türk insanı için bence bir rol modelsiniz. Çok önemli şeyler yapıyorsunuz Ali Bey. Gerçekten bu anlamda kutluyorum. Yani bunlar çünkü çok az sayıda insanda var ne yazık ki. Sizin gibi insanların artmasıyla hem kentimize hem ülkemize biz yarınlara daha güvenli bakabileceğimizi düşünüyorum. Keşke sizin gibi insanlar hem bu sporlara, farklı sporlara herhangi birisi olabilir, hiç fark etmez bana göre. Bu basketbol da olabilir, yamaç boyası da olabilir, işte koşu da olabilir vesaire. Ya da sizin gibi insanların ikinci üniversitesini, üçüncü üniversitede okuması hem oradaki öğrencilerin bakış açısını zenginleştirecek, geliştirecek diye düşünüyorum Ali Bey. Hem de yarınlara, sizlere bakarak daha güvenli bakabileceklerini düşünüyorum Ali Bey. Yani yanılıyor muyum bilmiyorum Ali Bey. Valla bence doğru. Ben çok aykırı bir şey yapmıyorum aslında. İçimden geldiği gibi hareket ediyorum ama bizim ülkemizde maalesef bazı şeyler çok nasıl söyleyelim yani insanımız biraz daha çalışmayı fazla sevmiyor. Fazla disiplinli değil. Ben Frankfurt'ta koştuğumda 80 yaşında birisi 3,5 saatte maratonu bitirdi. 42.195 metreyi 3,5 saatte, 80 yaşında. 80 yaşında. Ama şimdi yurt dışına gidince sadece Almanya değil, Hollanda'yı da gördüm ben, Fransa'yı da gördüm vesaire, o bölgeleri kısmen biliyorum. Herkes koşuyor. Herkes doğada. Tabii. Yani, olabildiğince doğada. Tabii yani insanlarda bir bilinç var. Yani bu bilinç bizde eksik. İki adım atıp yapmıyor. Yani mesela apartmanda yaşıyorsanız merdivenden çıkmak, değil mi? Asansör kullanmamak insanın sağlığı için ben iyi bir şey. Ben buraya gelirken, özür dilerim, 4 kat çıkıyorum ve kesinlikle çıkıyorum. Asansöre binmiyorum. Hı-hı. Bunu genel olarak da yapmaya çalışıyorum. Yani. Ben de aynı mantıkla hareket ederim hep. En azından. Veya yerde, doğada bir çöpü almıyor insanlar. Kendine yük olacak zannediyor. Ya spor yapıyorsun bir taraftan ya. Yük değil. Hem doğayı temizliyorsun. Bence utanacak bir yönümüz de bu mu ne yazık ki? Ben yabancılara bakıyorum. Yani bu plajda olabilir, başka yerde. Yabancı gördüğü çöpü
kendisine ait olmayan çöp o çünkü. Ülkemize misafir olarak gelmiş, turist olarak gelmiş. O yabancı görüyorum. Büyük bir böyle hiçbir yüksünmüyor da ya da herhangi bir şey demiyor. Alıyor ve götürüp çöpe atabiliyor onları. Ben utanıyorum yani bu şekilde. Siz de belki tanık olmuşsunuz. Yurt dışında falan her şey de belediye gelsin falan demiyor yani. Adamın şeye kaldırıma düşen ağaç yaprakları çok var. Çok doğru söylüyorsunuz. Kendisi temizliyor onu. Belediye tabii canım, aslında bu da yanlış. Işte, çok doğru söylüyorsunuz. Hayvanların, ev hayvanlarını doğada dolaştırırken ya inanılmaz bir şey. Şehrin çok dışında doğada değil mi poşetler yerleştirmişler. Orayı da kirletmiyorlar yani. O poşeti oradan alıyor. Şeyin hayvanın dışkısını alıyor falan atıyorlar. Bizim kendimizde de problem var bu anlamda. Ali Bey 15 kişi katılacağını söylediniz. Şimdi bu spora ya da diğer sporlara katılmayı düşünenler için ne önerirsiniz son olarak? Bence hemen çalışmaya başlasınlar. Biraz sonra zaten bırakamazlar. Bizim bir doktor abimiz var. Koşuyor. İyi de koşar. Nesim abi. O ondan sonra birisi başlamış da bir ay önce falan anlattı Nesim abi onu. 65 yaşlarda falan Nesim abi Çamlık'ta koşarken yeni başlayan arkadaşını görüyor. Arkadaşı diyor ki buna, ya diyor siz mutluluğu formülde bulmuşsunuz. Ben niye önce daha farkına varmadım bunun diyor. Bence mutluluğun formülü dağcılık, koşma, herhangi bir spor etkinliğinin içinde bulunmak. Burada konu gelmişken söyleyeyim. Ben işte yamaç boşçuyum. 95 yılından beri bu sporu yapıyorum. Ama keyif için yapıyorum. Kendimi kanıtlamak için yapmıyorum. Benim bir şekilde ikna ettiğim ya da bir şekilde yardımcı olduğum onlarca insana ben uçurma zevkini tattım. İnanın uçtuktan sonra söyledikleri şey tek şu. Ben bunu daha önce niye yapmadım? Aynı. Aklın yolu. Son söz Ali Bey. Herkes spor yapmalı ya. Kendi iyiliği için, dünyanın iyiliği için. Hem kendi güzelleşiyor. Kendi güzelleşince toplum güzelleşiyor. Giderek Türkiye, dünya güzelleşiyor. Bence insanın üretimin içinde olması lazım. En doğrusu o. Boş insan kötülük üretiyor. Boş insan dediğiniz kahve köşelerinde oturandan mı bahsediyoruz? Kahve köşelerinde oturan, hiçbir şey üretmeyen bir insan kötülük üretiyor. Bir şey üretmesi lazım insan. Okur mu, yazar mı, doğaya mı çıkar? Ama bir şey, nerede bak? Yani karamsarlığı da bırakmak gerekiyor değil mi? Yani, kesinlikle. Yani şey hikayesi vardır ya, böyle denizde böyle istiridyeler, şeyler, binlerce var böyle. Deniz yıldızı, özür dilerim. Deniz yıldızları evet. Var. Adam bir tanesi atıyor onları. Ya diyor sen manyak mısın diyor. Bak yüz binlerce var burada. Niye atıyor? Ne değişecek ki diyor. Atıyor onu. Bak diyor onun için değişiyor diyor. Evet. Çünkü her attığı deniz yıldızı tekrar yaşama kavuşuyor. Evet, küçük doğru. De olsa yapmak gerekiyor, evet. Başlamak gerekiyor. Evet. Ali Bey çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir etkinlik oldu bu. İnsanlara güzel şeyler anlattınız. Umarım bundan sonra birçok, en azından bazı insanın da hayata bakışı değişir sizinle beraber. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, bu güzel programın tekrar sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşeceğiz. Yine renkli konularla, renkler programında tekrar görüşmek üzere. Merhaba, hoşça kalın.